Merhaba, bu videoda astroloji ile kendimizi keşfetmekten bahsedeceğiz. Konuğum Zelal Milat. Hoş geldin Zelal'cığım. Hoş buldum. Çok teşekkürler. Bizi çok güzel bilgilendiriyorsun. Böyle seninle çektiğim videolar hakikaten beni de böyle tatmin ediyor. Çok hoşuma gidiyor. Ya kendimizi keşfetme deyince hakikaten o kadar önemli bir şey ki. Biz yaşıyoruz ama kendimizin ne olduğunu bilmeden yaşadığımızda hemen hemen her şeyi yanlış yapıyoruz, değil mi? Evet. Bunu tabii astrolojiyle birlikte nasıl yapacağımızı da en iyi senden öğreniriz. Şimdi şöyle ki, tabii ki insanın kendini bilmesi en baş, en önemli konu. Diyor ya, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Yani. Şimdi çok değerli tasavvuf alimleri de astrolojiyi çok güzel mercek altına almışlar zamanında. Mevlana Hazretlerinden tutun İbni Arabi, Muhyiddin İbni Arabi İbni Hazretlerine Arabi kadar. bilhassa bayağı değil mi? Evet, özellikle İbni Arabi Hazretleri. Hatta bir kitabının sonunda astrolojik bilgiler içeren, eski ismiyle İlmi Nucum olarak geçen bir kitabında o değerli bilgileri paylaştıktan sonra en sonunda yazdığı paragraf şu: ben bunların hepsini senin kendini bilmen ve bu ilahi sistemin ne kadar muhteşem olduğunu anlayabilmen için anlattım diyor. Şimdi aslında tam can alıcı nokta. Evet. Astrolojinin en büyük hizmeti bence bu. Bu olmalı da. Çünkü dediğim gibi daha öncesinde seninle konuştuğumuz, paylaştığımız gibi insanlar hani daha çok gelecekle ilgili, hani ne olacak, başıma ne gelecek, işte ne zaman para artışı olacak, ne zaman evleneceğim gibi sorulardan ziyade. Tamamen kurban zihniyeti değil mi? Yani kendi hiç sorumluluğu yok. Evet. Bu ya gelecek, hani başıma ya ne gelecek, bekliyor. Ben de oturup bekleyeyim şeklinde. Evet. Böyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Aynen öyle. Yani böyle bir ilahi sistem yok. Yani evet. ilahi sistemin içinde sen elini taşın altına koyacaksın. Peki ben onu ne şekilde koymalıyım, ne yapmalıyım, doğru hamle ne olmalı? Bunların da hepsi bu bireysel haritalarımızın içinde. Tabii ki herkesin haritası parmak izi gibi çok özel. Dolayısıyla da genel söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Herkese özel açılımlar oluyor. Ve bu noktada da yani kimisi için artık diyebiliyoruz ki mesela şu vermeyi bir durdur. Durdur. Almayı öğren. Almayı öğren. Evet. Bir başkasına tam tersi. Evet. Yani i̇şte devamlı biraz alanlar devamlı vardır, alanlar, vermeyi hiç değil mi? bilmez. Seni dinlemez Tabii. Bile. Benim öyle bir arkadaşım vardı. Ne zaman görsem kendiyle ilgili bir şey anlatır. Basit bile olsa sen çok önemli bir şey yaşamışsındır. Anlatırsın. Bir bakarım hiç dinlememiş. Dinlemiyor değil mi? Yani evet. asla evet. vermeyi bilmez. Evet. Yani o noktada ben biraz danışmanlıklarımda da acımasız olabiliyorum açıkçası. Ama olmak lazım. Olmak zorundayım. Evet. Çünkü bu bendeki bilgiye ihanet olur. Evet. Ben orada sadece aracıyım ve o insanın eksiğini bu noktada söylemek durumundayım. Evet. Bazen geliyorlar işte eşiyle, dostuyla veya arkadaşıyla sıkıntı yaşayanlar. Eğer karşımdaki deyse sıkıntı, söylüyorum. Diyorum ki evet. Ya yok, siz biraz bencilce davranmışsınız ve bununla ilgili bir sorun gözüküyor diye belirtiyorum. Bunu belirtmek gerekiyor. Evet. Bu ben üstümde bir borç gibi hissediyorum zaten. Bir de o zaman faydası olacak ona zaten. Tabii ki. Aynen, zaten gönderirsen faydası. Aynı hayatı yaşamaya devam tabii edecek. Tabii ki. Yani bazı kişiler istediklerini duymak için geliyor. Evet. Yani geliyor. Korkan da var değil mi? Geçen gün çok komik bir adam, sonra ödü kopmuş senden. Evet. Yani anlatıyordu. Bir arkadaşım tanıştırdı.
astroloji danışmanlığımla ilgili. Hemen döndü, dedi ki sakın bana kendimle ilgili bir şey söyleme dedi. Yani bazı insanlar bu bilgiden korkuyor. Evet. Kendiyle ama yüzleşmekten bir şey söyleyeceğim. De korkuyor. Bu konuyu yaptığını zanneden, üstelik tam bu bilime de idrak etmemiş çok patavatsızlar da var, insanı maalesef mahveden. Yani doğru. Belki o tip biriyle karşılaştıysa, belki de yani doğru, bir haklısın. Korku içinde. Çok hani dikkatli, evet, ifade edilmesi gereken tabirler, astroloji yorumları. Hatta ben daha bu ilme girmeden önce, seneler önce çok böyle sevdiğim, manevi anneanne olarak tanımladığım bir teyzem vardı. Bana dedi ki, dilde hayatiyet vardır kızım dedi. Çok böyle güzel, çok nasihatleri önemli olurdu bana. Bu cümle bana kazındı. Çok önemli ama, biliyor musun? Evet. Çok güzel bir cümle. Dolayısıyla da söylediklerimi gerçekten çok böyle dikkat edip çok mesuliyetini dikkatli alman lazım. Yani. Evet, evet, yani bunun, evet, çok ciddi sorumluluğu var. Evet. Bununla ilgili sadece astrologların dikkat etmesi değil, biz insanları hayatlarıyla ilgili yönlendirirken de çok fütursuzca konuşabiliyoruz. Evet, evet. Yani doktorlar da çok iyi bilmesi lazım bunun, o hasta üzerindeki konuşmasının ki, etkisi, hatta ki bakışının bile etkisi. İnsanların, ben mesela çok dikkat ederim buna, birinin moralini bozmamaya. Çünkü evet, hiç ummadığın, bilmediğin bir şeyle, küçük bir şeydir sana göre, ona etkisi büyük olabilir. Ona etkisi olduğu anda zaten bizim hayatımıza da yansır. Evet. Karma dediğimiz. Kesinlikle. O kesinlikle kişinin kaderine müdahale gibi. Evet, evet. Çünkü o kişi çok etkileniyor olabilir, evet, sizin söylediğinizden, yönlendirmenizden. Evet. Tabii çok şükür ki elimizde astroloji gibi bir kaynak var. Dolayısıyla ben o kişinin çok fazla etkilenebilecek biri mi, yoksa nasıl bir yapıya sahip olduğunu görüp ona göre konuşma şansım, evet, oluyor. Bir de aynı şeyi söylemenin yolları var. Tabii ki. Yani. Yani herkes değişik farklı yollardan türde anlar, evet, zaten bunu. Evet. Yani kimisi ne daha belki bastıra evet, sert söylemek. O kişinin algısı öyledir çünkü. Yani Merkür algıyı temsil eder. Evet. Ve Merkür direkt ve daha sert bir gezegen yönetiyorsa, o kişiyi sert bir dille evet, ikaz etmek yerinde olacaktır. Evet. Öbüründe de anlamayacak. Evet. Anlamayacak. Yani evet, boşa gidecek söylediğiniz. Ve hatta bu konuya da girmişken, aslında kendimizi keşif noktasında kendimizi bilirsek karşı tarafı okuyabiliriz. Kendimizi bilme noktasında da şu var. Şöyle de bir handikap oluşuyor aslında. Nasılsak karşımızdakini de öyle biliyoruz ya. Kendimiz gibi sanma. Bu da egosal bir şey. Evet. Aslında o kişiler kendini de tanımadığı gibi, kendini tanıdığı şekliyle varsayıp bir de karşı tarafa da o muameleyi yapıyorlar. Evet, kendi evet, fıtratındaymışçasına. Evet. Ya iş tamamen Arap saçına dönüyor bu sefer. Aynen, yani aynen, iyice karışıyor. Önce kendini tanımlayacak, evet, ondan sonra karşı tarafı çok geniş perspektifte değerlendirmeli. Evet. Kendi gibi olmasına karşı tarafın imkan yok. Evet. Çünkü yani kar tanelerini bile eşsiz yaratan, evet, yaradan insanı nasıl eşsiz yaratmaz? Evet. Her insan o kadar özel ki. Dolayısıyla hep bir laf vardır ya ben kendim gibi biliyorum, en çok orada hata yapıyorum. Zaten hata sende yani. Evet, evet. O zaman doğru, sen de hata. Evet, o zaman evet, kendin gibi bilmekten bir çık. Bir çık. Çünkü aynen, bu egosal bir bakış. Evet. Yani ve senin buyum, gibi olmayan kötü böyle demek de değil yani. Değil. Bunu söyleyen değil, hep kendini iyi zanneder. Öyle ya, de bir durum evet, vardır. Evet, öyle de bir durum evet, var dediğin gibi. Çok doğru. Evet. Yani o kendini çok şey sanıyor ve işte onu diyorum zaten. Evet. Önce zaten aynen, kendini bilmiyor. Bilmiyor. Hani, bilmiyor. Evet. Bu sefer de karşı tarafı da yanlış değerlendiriyor. Evet. Evet. İlişkiler noktasında da kendimizi bilmek, kendimizi biliş noktasından çıktıktan sonra da karşımızdakini anlamak, ilişkiler ile ilgili de çok büyük mesafe kat etmemizi sağlıyor. Evet. Mesela Sinastri diye bir branş var. İlişkiler astrolojisi adı altında astrolojinin. Bu ikili ilişkiler. Bu anne, çocuk, kardeş, eş, yani kim, arkadaş, yakın dost, ikili ilişkilerde
nasıl bir seyir olabileceğini, o iki kişinin uyumlu mu uyumsuz mu, eskilerin tabiriyle işte yıldızım uymadı, uyuştu veya uyuşmadı tabirleri geçer. Bununla ilgilidir ilişkiler astrolojisi branşı. Çok ilginç nüanslar var orada. Mesela bir çifti ele alırsak, bir karı koca. Kadın diyor ki ben diyor sevgi göremiyorum eşimden diyor. Şimdi ben iki kişiyi yorumlarken bakıyorum kişinin sevgiyi gösterme şekli çocuklarını sevmek, aileye değer vermek, hani eşe direkt olarak belki değil ama eşe olan sevgisini bu kanalla gösteriyor. Bu sefer eş sevilmediği hissine kapılıyor. Neden? Çünkü onun sevgi anlayışı direkt kendiyle alakalı bir durum. Yani benle ilgilensin, beni işte onora etsin. Onaylanmak istiyor. Beş sevgi dilini okumanızı tavsiye ederim bu konuda. Beş sevgi dili okudun mu bilmiyorum. Müthiş bir kitaptır. Hakikaten herkesin lisanı farklı gibi. Beş değişik lisan var sevgi anlayışında. Biri karşındaki seni çok fazla seviyor olabilir ama aynı sevgi dilinde değilsen sen onu hiç anlamıyor olabilirsin. Algılayamıyoruz. Aynen öyle. Yani hiçbir şekilde algılayamıyoruz. O yüzden şu benlikten bir çıkıp hani illa benim anladığım dilde sevsin. İlla benim anladığım dilde konuşsun. Merkürler arasında da böyle bir sıkıntı var. Mesela birinin Merkür'ü zihnini temsil eder Merkür. Birinin dolaylı anlatımdan anlar. Biri direkt anlatımdan. Benim mesela direktir. Merkür'ün boğada sabit burçta olduğu için direktir. Mesela dolaylı anlayan biri ben bir şey söylediğimde bana şey diyebiliyor. Mesela burada ne demek istedin diyor. Diyorum ki ne söylediysem onu demek, istedim. Evet. Onu demek istedim diyorum. Evet, aynen. Şimdi dolaylı anlayan zihin yapılarında şu var. Yani bir şey söyleniyor ama arkasında mutlaka bir anlam. Onun dediğini de sen bir türlü anlamazsın. Çünkü dolayla durur. Ben de biraz direkt anlayanlardır. Ne dediğini anlamadın diyor. Hiç söylemezsen anlamam. Yani şunu söyleneyim. Söylemezsen anlamam. Yani burada da ima etme yani. Ya işte burada da imalı anlatım dili var. Hani bunların hepsini görebiliyoruz ve özellikle evlilik öncesi danışmanlık alanlarda bu çok faydalı oluyor. Yani mesela diyor ki nerede biz zıtlaşabiliriz, nerede sıkıntılarımız olabilir? Diyorum ki siz birbirinizi hissetmeye çalışın. Mesela sezgisel kanal uyumlu akıştaysa çok diyorum diyaloglara takılmayın. Diyalogda yanlış anlaşılmalara müsait çünkü biri dolaylı biri daha direkse bunu ifade ediyorum. Valla işte kendimizi bilmek çok önemli. Astroloji de burada çok temel önem kazanıyor noktası, diyorsun. Temeli. Bu videoya da burada son verelim. Diğer videolarda seyircilerimizle birlikte olalım. Görüşmek üzere efendim.